Merhaba, 21. yüzyılın en popüler ve en fazla para kazandıran mesleği, veri bilimcilik için hazırlamış olduğumuz Python ile veri bilimi ve makine öğrenmesi kursunun tanıtım videosuna hoş geldiniz. The Economist'te yer alan bir makalede dünyanın en önemli kaynağının artık petrol değil, veri olduğu ifade edilmektedir. Dünyanın büyük şirketleri güçlerini veri bilimi ve veri bilimcilerden almaktadır. Veri bilimi, veriden faydalı bilgi çıkarma sürecidir. Veri bilimciler ise, veriden faydalı bilgi çıkarma sürecini yöneten kişilerdir. Bu kursta veri bilimci olmak için gerekli olan teknik yetenekleri ele alacağız. Veri bilimi alanında dünyanın en fazla kullanılan programlama dillerinden olan Python'ı tamamen sıfırdan başlayanlara göre ele almış olacağız. Sonrasında yine veri bilimine sıfırdan başlayanlar için veri okuryazarlığı bölümüyle gerekli olan bilgileri paylaşacağız. Veri manipülasyonu bölümünde NumPy, Pandas, RDPlayer tarzı veri manipülasyon tekniklerini ele alacağız. Keşifçi veri analizi ve veri görselleştirme bölümünde büyük resmi görme, veri üzerinde yorumlar yapabilme, yeni bulgulara ulaşabilmek gibi yeteneklerimizi geliştireceğiz. Veri bilimi için istatistik bölümünde veri biliminde çok önemli bir yeri olan hipotez testleri, süreç optimizasyonu, önce sonra testleri ve olasılık tabanlı yaklaşımları gerçek hayat problemleriyle ele alacağız. Veri ön işleme bölümünde veriyi modellemeye hazır hale getirdikten sonra makine öğrenmesi bölümüne geçeceğiz ve makine öğrenmesi bölümünde hemen hemen bütün makine öğrenmesi algoritmalarını ele alacağız ki bunlara 2017 yılında yayınlanan LightGBM, CatBoost gibi en yeni algoritmalar da dahil olmuş olacak. Büyük veri ve Python dünyasını bir araya getiren PySpark ile büyük veri analitiğini, büyük veride makine öğrenmesini öğrenmiş olacağız. Metin madenciliği bölümünde doğal dil işleme, metin görselleştirme, sentiment analizi ve makine öğrenmesi ile sentiment modellemesi konularını ele alacağız. Twitter analitiği bölümünde Twitter developer hesabı açıp Twitter'a bağlanıp Twitter'dan bazı veriler çekip profil özelinde ve hashtag özelinde analitik becerilerimizi sergileyeceğiz. Ve son basamakta buraya kadar öğrenmiş olduğumuz bütün bilgilerimizi kullanarak bir iş yerine ilk adımımızı attığımızda adım adım bir projeye nasıl başlanır, nasıl ilerlenir, proje nasıl yönetilir gibi başlıkları ele alıp sizi iş dünyasında bir projeye başlamaya hazır hale getirmiş olacağız. Diğer detayları da bir hızlıca ele alalım. Kurs bittiğinde bir sertifika sahibi olmuş olacaksınız. Ömür boyu erişim hakkına ve istediğiniz zaman kullanabilme hakkına sahip olacaksınız. Dilediğiniz takdirde 30 gün içerisinde iade garantisi olmaktadır. 7/24 kafanıza takılan sorularla ilgili soru cevap bölümünden sorular sorabilir olacaksınız. Bol bol proje ve ödevleriniz olacak ve öğrendiklerinizi pekiştirme imkanı bulacaksınız. Bununla birlikte kursu bitirdikten sonra sertifikanızı LinkedIn üzerinden veri bilimi okulu veya ismimi etiketleyerek paylaştığınız takdirde LinkedIn yeteneklerinizi de onaylamış olacağız. Benim ismim Mustafa Vahit Keskin. İsveç'te yaşıyorum. Bir veri bilimci olarak burada bir özel şirkette hayatımı sürdürüyorum. Aynı zamanda veri bilimi eğitimleri ve veri bilimi danışmanlıkları yapıyorum. Benimle ilgili veya veri bilimi okuluyla ilgili detaylı bilgilere erişmek isterseniz Udemy eğitmen profillerimizi ziyaret edebilirsiniz. Derslerde görüşmek üzere.